Kutsal Roma'nın kutsal evlatları. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kutsal Roma İmparatorluğu'nu kuracağız. Bakın Roma bir günde kurulmadı. Ama Kutsal Roma İmparatorluğu da iki günde kurulmayacak. Efendim şimdi biliyorsunuz. Şu çok vuruyor ya. Şöyle yapalım. Şimdi geçenlerde Grid War Redux moduyla birlikte bir video çektik. Bu video Osmanlı'ylaydı. Modu uzun zaman sonra ilk defa deneyimlemiştim. Güzel de olmuştu açıkçası. Beğendiniz de videoyu, bayağı beğendiniz. Seyredilmesi falan da bayağı yüksek oldu. Şimdi ben dedim ki kardeşim fırsat bu fırsat. Bir daha bu moddan bir tane daha oyna. Oo çok güzel, Almanya ile bunlar araştırılmış. Şimdi video boyunca maruz kalacağınız şeyleri söyleyeyim. Peçete. Evet. Ne alaka kardeşim? Abi çok sıcak. Abi bu kadar sıcak olmamalı. Acayip sıcak. Buralar yanıyor. Yani şu an tabelada look at the tabela. 38 yazıyor da yok abi. 38 falan hikaye yani. Çok sıcak. Hissettiren çok yüksek. O yüzden gerçekten de bir nefes darlığı oluşuyor. Şimdi biz haçereyi kuracağız. Evet kardeşim, peki diyeceksin ki ya haçerenin yolu biraz tehlikeli bir yol. Ne gibi? Kardeşim işte karşında şey var gibisinden. Bunlardan hangisi ölmeyecekti? Hepsinin leader experience gaini çok düşük ya. Yani aklımda Carl von Bulu. Yok. Biz Ludendorff'u alalım ya. Ya da yok, Württemberg'i alalım, aynen öyle. Çünkü Württemberg daha iyi kasılabilir. Şimdi şunları da ayarlayalım şöyle. Early Fighter. Kardeşim bas biraz da ondan. 5x al. Aa bu arada donanma olacak. Donanma olacak. Bunları bir seri halinde yapmamı istemişsiniz de arkadaşlar. Yani seri... Yani istiyorsanız bir seri halinde olabilir. Ama biraz önce modu deneyimliyim diyorum. Yani seriden ziyade arkadaşlar böyle çok fazla kanalda video enflasyonu oluyor. Ya o nasıl bir şey şimdi diyebilirsiniz. Şimdi mesela bazı kanallara bakıyorum örneğin. Hearts of Iron çok izlenen bir oyun olduğu için özellikle. Adamda mesela 3000 tane video var. Ve hani 3000 video 40.000 abone falan. Şimdi bu tarz böyle absürt durumlar olduğu için ben video enflasyonu yapmak yerine daha kaliteli bir video yapayım. Daha az atayım. Çünkü kaliteli video yapmak zor oluyor. Yani mesela şu an bu izleyeceğiniz video tahminen benim 2 günüm alacak. Çekmesi dışında. Yani çekmek için bir 3-4 saat harcıyorum. Render için bir 5-6 saat harcıyorum. İşte mesela örnek veriyorum, mikrofon kaliteli olmadığı için sadece mikrofon için 3-4 tane program kullanıyorum. Sesimi daha size güzel getirsin. İşte şu üf püf seslerini getirmesin size diye. Bunlar da tabii sıkıntılı şeyler yani. Şunu alalım. Erich von Falkenhayn. Bunlar da dediğim gibi sıkıntılı şeyler olduğu için yapması zor yani. O yüzden normal bir videoya göre uğraşması çok daha zor oluyor. Şimdi yani normal oynayıp direkt onu atabilirim ama bu size bir seyir zevki sunmaz dediğim gibi. Şimdi bu biraz artık benim yapmış olduğum şeye gidiyor da o kadar derine girmeye gerek yok da. Bu arada ordumuz 32 bit. Bunu 21 bite çekeceğiz. Support Howitzer kullanacağız. Bir de Recon kullanacağız. Dediğim gibi yani ondaki o asıl mevzu da o. Şimdi politik puan veren var mı aranızda? Ne yazık ki yok. O zaman şununla başlayalım. Johannes Kampf. Ama mesela bazı modlar var ki örneğin Project Valacourt gibi. Mesela o tarz bir seride, o tarz bir modda tek bölümde yapmak zor oluyor. Yani yeterince modu tanıtmış olmuyorsunuz. Ama işte örnek veriyorum. Ben World Conquest yapmayı da sevmem. Çünkü belli bir noktadan sonra tamamıyla boş. Yani mesela şimdi örnek veriyorum, bu modda World Conquest yapmak istediğimizde Fransa ve Rusya'yı aldıktan sonra geri kalanı çok kolay. O yüzden yapmak bana mantıklı gelmiyor. O yüzden yapmıyorum da zaten. Dediğim gibi zor başarmak önemli. Yani geri kalan yani nasıl baş şey şunu diyebilirsin yani nasıl oluyor? Yani nasıl kolay oluyor? Abi belli bir yani zor olan bunlar. Fransa ve Rusya'yı almak bu modda. Almanya'yla. Onları aldıktan sonra geri kalanı çok basit. Çünkü hayvan gibi fabrikan oluyor. Production output'un artıyor. Artık o noktadan sonrası beni yanlış anlamayın ama amelelik oluyor. Bana da mantıklı gelmiyor yani. Çok açık ve net konuşayım. O yüzden o noktalara kadar gitmiyorum. Ama mesela güzel mod oluyor. Örneğin Better Turkey modu. Mesela Better Turkey modu bence güzel bir mod. Onda seri yapman daha doğru oluyor. Gerçekten onda bir seri yapmak daha doğru oluyor. O yüzden onda seri yapıyoruz mesela örneğin. Şimdi Van Prusya militarizme gidiyoruz. Bu bize Division Organization ve Recruitable Population verecek. Rusya ordusunu her zaman söylerim. Ya tarihte bence ordu şöyle. Van Prusya için tarihte her zaman başarılı ordular vardı. İşte en eskisinden giderseniz mesela Roma lejyonları çok disiplinli, çok sistemli ordulardı. Evet ama subay takımı, general takımı en etkili, en kaliteli, en disiplinli ve en elit olan bence Prusyalılarındır. Bakın İttihat ve Terakki'nin kadrosu da yine buna benzer. Özellikle Kurtuluş Savaşı'ndaki subay takımı. Onlar çok elittir. Cumhuriyet'in ilk generalleri çok elittir. Neden? Çünkü Dünya Harbi görmüştür. Kurtuluş Harbi görmüştür. Gerçekten de deneyimli, başarılılardır. Ama şimdi biz onun yanında mesele şu. Prusyalılarda bu Kurtuluş Harbi döneminde başlamıyor. Yani mesela Türklerde, Osmanlı'da
Backstep Fox'u gidiyoruz bu arada. Türklerde bu neyle başlamıştır? İşte 2. Mahmud'un kurmuş olduğu Harp Okulu'yla birlikte başlayıp işte yine Abdülhamid'in yapmış olduğu okul reformlarıyla devam etmiştir bu subayların bu denli kaliteli çıkması. Ama bu Prusyalılarda, bu Prusya'nın ilk kurulduğu tarihten itibaren var. Bu Königsberg kökenli, bu Ostbewupen. Aha, bunun ismi bu mu? Böyle mi geçiyor? Burası Königsberg bölgesi, biliyorsunuz. Bu generallerin çıktığı nokta burasıdır. Ve bunlar her zaman tarih boyunca çok yüksek başarılara imza atmış, kabiliyeti çok yüksek generallerdir. Prusya generalleriyle ilgili de zaten ilk hatırlananlar zaten genellikle generaller generali Frederick'tir. Generaller generali Frederick kimdir? İkinci Frederick'tir. Büyük Frederick'tir. Prusya'nın kurucusudur. Ve dediğim gibi bu elit general takımının oluşmasında en büyük öncü isim de odur. Çok başarılı bir generaldir. Harp sahasını çok iyi bilir. Çok iyi okur. Zaten genel itibariyle bu Prusyalıların tarihini araştırın. Askeri anlamda hep büyük başarı sahipler. Bu Prusyalıları böyle darma duman edebilen tek kişi de Napolyon'dur. Ya o gerçekten Rus ordusuna olan güveni bitiriyor yani. Prenslikteki, biliyorsunuz, Haçer'e o zamanlar dağılmış halde, işte ülke ülke ama hepsi Avusturya'nın boyunduruğu altında. Bu arada Faction'ı da Avusturmacar'la bozduk. Dediğim gibi hepsi onun boyunduruğunun altında ve Napolyon öyle bir dövüyor ki bu Prusya ordularını, akıl alır gibi değil. Napolyon zaten geliyor artık Waterloo Savaşı'nda kaybediyor. Moskova'ya kadar neredeyse geliyor. Moskova'ya karşı kaybettiği general de şu Napolyon'un. Tuzov, Rus generali. Çok yaşça büyük ve deneyimli bir general. O zaman işte Napolyon geliyor, buraları fethede ilerliyor. Rusya'daki o general takımı Kutuzov'a diyor ki, ya efendim diyor, işte artık gidip diyor Napolyon'la harp etmemiz gerek. Kutuzov o zaman diyor ki, hayır, bırakın gelsin. Kutuzov'un amacı şu: eğer Napolyon halkın içinden ordusunu getirmeye çalışırsa Napolyon'un ordusu yıpranacak. Çünkü halk buna bir direniş gösterecek. Ve yıprandığı son noktada ona büyük darbe vuracak. Ki dediği gibi de yapıyor. Napolyon da aslında çok başarılı bir generaldir. Aranızda Fransız izleyicilerimiz varsa kızmasın ama Fransa Frank tarihi ve Napolyon tarihi dışında bıraktır ya. Bana göre öyledir en azından. Ama Napolyon tarihi çok başkadır. O da zaten yenilgi alınca hemen kendisini paket ediyorlar. Sürgüne gönderiliyor. Fransızlarda biraz o var. Biraz o acımasızlık var yani. Evet, başarısız general her zaman gösterilir parmakla ama Fransızlar hiç acımıyor. Adaya sürgün ediliyor. Daha sonra zaten adadayken de kanserden ölüyor. Napolyon'un çok saçma bir şey var. Napolyon'a ait Napolyon'un özbundan bir şeyi saklıyorlar. Şu an daha hala saklanıyor. Söylemeyeceğim ne olduğunu. Gidip araştırın. Şimdi kardeşim, torpido bot basacağız. Buradan Bloom & Voss'u alacağım. Bu donanmaları da yapabilirsem refitleyeceğim. Tabi onun için şu naval reformer'ı bir alayım. Kardeşim sen de çık şuraya bir training yap bakayım. Alman donanmasının en güçlü olduğu zamanlardayız aslında. İngilizlerle baş edebilecek kadar mı? Yani İngilizlerin donanması şu an daha üstün. Tarihsel açıdan, oyunda nasıl bilmiyorum da. Ama Alman donanması da çok da geri kalır bir yanı yok. İngiliz donanması. O dönemlerde şöyle bir şey var. Şimdi tüm gelişmiş ülkeler teknolojide belirli seviyede ilerliyor. Sıçrayamıyor. Zaten ilk sıçramalar şeyde başlıyor. Nazi Almanya'sında başlıyor. Yani Hitler döneminde başlıyor. Çünkü Almanya'da hep şu var. Bilim hep çok önem verilen bir şey olmuştur. Yani Einstein'lar falan, biliyorsunuz, zaten oradan geliyor ve eskiden bilim anlamında bir ıslahat yapmak isteyen, buna ilgi duyan biri Almanca öğrenmek zorundaydı. Çünkü en büyük ıslahatlar Almanya'da oluyordu. Genel itibariyle hep teknolojide öncülerdi. Ama İngilizlerle başa baş gidiyorlardı. Sadece İngilizlerin şuydu. İngilizler nicelik olarak değil de, özür diliyorum, nitelik olarak değil de nicelik olarak. Nitelik olarak birbirlerine yakındı ama nicelik olarak İngiliz donanması, armadası daha yüksekti. Bunun sebebi de yani koloniler. Gösteriyor mu bunları? Tabi tam göstermiyor saatlerimiz ama bakın, koloniler gerçekten de o zaman işte İngiliz armadasını bu denli güçlerle getirmeye yarayan en önemli unsurdu. Ki zaten bunu da bu yüzden becerebilirler. Birinci Dünya Savaşı'nda mevzu nasıl dönüyor? İşte İngiltere, Fransa, Sırbistan, Rusya, daha sonra İtalya, Yunanistan, Portekiz, Romanya, bir de ABD katılıyor. İtilaf devletleri oluyor. Almanya ve Avusturya, Macaristan da daha sonra Osmanlı ve Bulgaristan'ın katılması da ittifak devletleriyle savaşıyorlar. Savaş batı cephesinde çok çıkmaza giriyor. Ağır muharebeler oluyor, ağır kayıplar oluyor. Siper savaşlar, özellikle Trench Wars denilen. Bunlarla o kadar çok kayıp yaşanıyor ki artık iki tarafın da bu birden kazanma isteği bitiyor. Oyun durdurdum yanlışlıkla. Şimdi bu ne yapacak? Agadir Crisis. Şuna bir tıklayalım bakalım. Dediğim gibi iki taraf da bu yüzden bayağı duruluyor. İkisinin de eşit aslında batı cephesinde ama daha sonrasında Almanlar o istedikleri şeyi başarabiliyorlar yani. Paris önlerindeyken financial crisis. Keşke bu Agadir mevzusuna bulaşmasaydık. %10 consumer debuff'u yedik.
Kalktı o da. Tamam, istediğimizi başardık. Şimdi kardeşim, şunları bir yapalım. OHL Authority. Bu OHL ne? OHL bunların en yüksek komuta kademesi. Dediğim gibi Prusya generallerinin aslında kurmuş olduğu bir şey. Tam söylemi Obüstiye, Obüstiye Hristlung. Öyle değişik bir şey yani. Zaten Almanca telaffuzum berbat olduğu için iyice söyleyemiyorum da. Alta yazarım yüksek ihtimal. Bu komuta kademesi. Şu an biz onu iyice geliştireceğiz. Geliştirmemiz için tabii ki de iyi olacak yani. Şimdi bunlara bir dekleri var çakacağız. Hadi bakalım. Çok kolay bir savaş olacak. Hiç merak etmeyin. Line attack da alabileceğiz yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bize bazı birlikler katılıyor. Duyuyorlar. Şimdi onları böyle alacağız. Otto von Bülow. Bunlara last defense vereceğiz. Boş tile'lar var. Bunlara yürüyeceğiz. İtalya'yı çağırabiliriz. Ama toprak moprak alamaz. Alamaz. Neden alamaz? Çünkü şöyle söyleyeyim. Savaşın ismi bu arada çok güzel. Brothers var. Mükemmel. Prag şu an başkentleri. Prag'a da girelim. Belli bir noktadan sonra çok fazla kapitülasyon yapınca victory point'lerini alınca zaten bize bir tane event gönderecekler. Bu event sayesinde savaş son olacak yani. Merak etmeyin, bu kadar yürümeyeceğiz bu yolları. Şimdi hazır yarmışken buna bir daha bir last defense verelim. Siz biriniz böyle görün oğlum. Dediğim gibi birliklerin içini dolduracağız. Daha fazla birlik de düşmemiz gerek. Kutsal Roma'yı kuracağız kardeşim. Öyle kolay değil bu işler, bak söyleyeyim. Rocket miydik? Allah, dert değil, onu açarız. Şimdi bunu kabul etmemiz gerek. Bunu kabul etmezsek savaş çıkıyor. Fransızlar bize ultimatum atıyor. Kabul ettik, görmüş olduğunuz gibi. Çok iyi. Şimdi Ruslar Polish Republic'e daldı. Polish Republic. Şunları şuraya getirelim. Şu torpido botlara da biraz eklemeler yapacağız. Sonar koy bakayım. Fire control. Sonar. Torpido. Hadi bakayım. Gemileri refitleyeceğiz. Nerede o Naval Refit Yard? Hadi bakayım. Siz de iptal edin onu. Gelin bakayım şuraya. Al bakayım şunu. Şimdi OHL Authority biter bitmez diğer fokuslara gideceğiz. Burada mesela yine Obüstiye Hristlung. Bunlar bize bazı çift farmiller verecek ama burada onun dışında gitmemiz gereken Fokra gidebiliriz. O bize bazı şeyler verecek ama ordu anlamında buff verecek olanlar vardı. Onları da bir hatırlarsam yer nereden gittiğimize. Şu OHL'nin yanında bir şey daha veriyordu bize buff da. Şu var mesela. Federal Army. Gerçi buna gidebilmemiz için şuna gitmemiz gerekiyor. Biz ona gidemeyiz. Çok iyi. Şimdi bizim birliklerin Division Attack ve Defense daha da arttı. Özellikle Max Planning'i arttı. Zaten Prusya ordusunun kökeni bu. Şimdi şu 24'lüğü de düşelim. Bu 24'lüğü de düştükten sonra kardeşimsin. Geliyoruz şimdi buraya. Bak, bunların combat bitini değiştirmeyi unuttuk. Bunlar o yüzden böyle kötü savaştı bu arada. Çünkü çok combat penaltısı yediler. Support Howitzer ekledik. Cavalry Recon ekledik. Çok iyi. Her şey mükemmel. Şunlarla bir training yaptıralım. Hadi bakayım, Çin savaşı başladı. Çin'de de iyice karıştı ortalık. Hadi bakayım. Lan bu Kosak dayılara benziyor ya. İtalya Osmanlı'ya savaş açtı. Eski dostum Osmanlı. Kardeşim, sana şöyle bir improve atalım. Allah yardımcın olsun. Onu atamadık mı? Bu Grid War Era hangisi ya? Şunu her türlü alacağız. Tamam, %5 Breakthrough verecek. Görmüş olduğunuz gibi geçen video ben çok iyi tuttum burayı. Şimdi AI tutamadı pek. Zaten getirdiği birlikler de pek birlik sayılmaz. Yani oyunda mesela genel itibariyle hani bir rehber videosu gibi olmasa da şöyle olsun, mesela 21 combat with penalt 21 combat with'i olan piyade bence en iyisi. Ya yani tankta da 42. Böyle var, bazıları görüyorum mesela, yer yer katıldığımız oluyordu. Şey yapıyorlar mesela. Dur. Aynen, yo yo, finish daha Habsburg'a gidelim. Şu sivil sayımızı biraz daha arttıralım ya. En azından şunları bitirene kadar. Bu max planning faktörü arttırıyor, bu planning speed arttırıyor. Biz max planning faktörü arttıralım. Anti-raid'lerimizi de atalım. Stabilitemiz iyice artsın. Almanların da zaten o galiba, ben son orayı konuşuyorduk. Paris önünde imzalamış oldukları anlaşma yani tamamıyla masada yenilme. Çok saçma bir şekilde, çünkü sahada kazanıyorlar yani. Paris'e çok az, çok yani Paris önlerindeler. Tam konumunu bilmiyorum askerin en öndeki birliğin nerede olduğunu. Ama kaybetmiş olmaları da böyle. Zaten bu 2. Dünya Savaşı'nın çıkma sebebi de aslında bu. Mesela Türklerde Jön Türkler var. Genç bir kesim. İşte toprak kaybetmeye dayanamıyor. Tekrardan şanlı günlere dönmeliyiz. Bilime ilime önem vermeliyiz diyor. İşte bu tarz şeylerin peşinden koşturuyorlar. Aynı kesim Almanlarda da var. Yani bu yenilgiyi hazmedemiyorlar. İmparatorluk böyle olmamalı. Şansölye bu bozguna nasıl uğradı? İmparatorluk tekrardan güzel günlerine dönmeli gibisinden, böyle bu tarz yakınmalarda olup tekrardan imparatorluğu altın günlerini kavuşturacağız gibisinden mottolarla yola çıkan gençler. Zaten bunların hepsi bir oluşum oluşturuyor. İşte bunların içinde de en çok yani kendini duyurabilen Hitler. Bunu en çok yapabilen o. Bununla ilgili hatta çok güzel de bir film var. Hatta o filmi de mesela Mustafa Kemal Atatürk seyrediyor. Çok seviyor ama izlettirmiyor. Çünkü diyor ki yeni savaştan çıkan bir milletin bu tarz bir şey izlemesi onların haleti ruhiyesi için iyi olmaz diyor. İzlettirmiyor yani, yasaklatıyor. Şimdi Fransız kardeşimiz buraya demiş ki, kardeşim sen giremezsin. Tamam, biz o zaman Bohemia'yı yeriz. Bohemia'yı yeriz, dert değil.
Dediğim gibi Almanlarda da böyle bir kitle var. Zaten bunların ilk gayri resmi hareketi de Birane darbesi oluyor. Birane darbesi girişimiyle hükümeti ele geçirmeye çalışıyorlar. Başarısız oluyorlar. Ha gerçi daha sonra şansölye oluyorlar. Makamı elinde bulundurup daha sonrasında Hindenburg'u da göndererek devletin gücünü eline alıyorlar. Ama yenilgiden sonra işte o Weimar Republic gerçekten de o kesimin çok zoruna giden bir şey oluyor. Bu İkinci Dünya Harbi'nin çıkmasının da aslında temelindeki en büyük sebep de o oluyor. Hani tekrardan savaşa girelim, o toprakları alalım. Bu çoğu milliyetçi görüşlü veya daha öncesinde işte dünya üzerinde sözü çok geçmiş ve mağlubiyete uğramış devletler de var. Bir diğer örneği dediğim gibi Osmanlı. Ha, bir de bir kitle var. Geçen yorumlarda gördüm. Yani aslında ben böyle kitlelere aldırış etmem, onlara da asla prim vermem ama baştan bir tanış olalım bence. Yani mesela Atatürk'le ilgili bir video atmışım. Atatürk'le ilgili dediğimiz şu: Better Türkiye modunda Atatürk'e çok baf vermiş. Bak, yani ben diyorum bunlar bizim milli manevi değerlerimiz. Osmanlı, Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunlara laf söyletmeyi ben asla izin vermem. En azından kendi çevremde. Şimdi bunlara adam gelmiş, evet problem diyor. Atatürk'ün videosu diyor. Ya bir problem yok, yani oyundaki bir durumu söylüyoruz. Adam baya bir dalaşa girdi. Adamı banladım. Bir başkası da gelmiş diyor ki Kanuni bu son videoda bir short attık. Sen padişahlarla nasıl dalga geçersin? Tövbe yarabbim diyor. Ya dalga geçmiyorum arkadaşım. Sen hiç mi, yani madem bu kadar seviyorsun herhalde ki ondan taraf olduğunu belli ediyorsan, sen hiç mi bakmadın yani Kanuni'nin Fransuva'ya yazdığı mektuba? Oh no shit. Boş. Arkadaşlar gridler başladı. Allah sizi de muzaffer etsin inşallah. Bu cepheden itemem ki ben ya. Nasıl iteceğim ya? What the hell? Al işte, hadi bakayım. Kardeşim vur bakayım şu fortları mortları. Gel İtalya kardeşim, gel ya. Yani nerede kalmış? İşte Kanuni Fransuva'ya gerçekten de böyle bir mektubu var. Fransuva ile olan bir münasebetinden sonra böyle bir mektup yazıyor. Ben diyor işte, ben ki Hakanlar Hakanı, Sultanlar Sultanı. Bu şaka değil. Biz de bunu okuduk yani. Hani söyleyeyim baştan bilin. Bu troller, bunların hangi troller olduğu da belli. Yani uzak durun. Benle muhabbet içerisinde bulunmayın. Zaten banladım da bu tarz kitlelere, dediğim gibi ben hiçbir şekilde müsamaha göstermem yani. Lan Ruslar da mı var? Arkadaşlar, arkadaşlar, yine işler beklediğimiz gibi gitmedi. Şimdi Operation Balık Adamı yapıyoruz. Ben Hindenburg'u alıyoruz, kıymetli kardeşlerim. Şuraya şöyle bir line çiziyoruz. Vur bakayım diyoruz. Öyle öyle line bozmaya benzemez bu. Öyle organizasyon bozarsan, entrenç bozarsan adamın canını okur mu lan? Ah bir de bir kes olsa var ya. Ki geliyor 193 gün diyor. Biz biraz atlı birlikte düşebiliriz. Hızlı manevra alabilmemiz adına. Nasıl 8 lan? Oha, kavalri harbiden bu kadar mı? 10 tane şöyle. Bunlar modern tanklar kardeşim. Ya savaş nasıl patladı ya? Şu cepheyi güçlendirmemiz gerek. Lan öyle değil oğlum ya. Ona da bir general seçelim bakalım. Sen git çocuk adam. Hadi bakayım, bir tane paket aldık oradan. Orduyu daha da geliştiriyoruz kardeşim. Hadi bakayım. Kardeşim, we need this railway ya. Döşettik mi Hicaz'a demir yolları? Bak kardeşim bak. Amerikan bargo mu attı? Canın cehennem. Oo, hadi bakayım. Oh. Şimdi bakın, bunu buna atıyoruz. Bunu buna koyuyoruz. Şunları seçiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şu altı birliği şuna veriyoruz. Şunu şuraya ekliyoruz. Böylelikle ne oluyor? Bu general hani başka bir general verip bir daha verince şey bozuluyordu ya. O mevzuya girmemiş olduk. Şimdi şunu şuraya çek. Bir takım pokutlar. Organizasyonu yok. Vurabilecek mi bakalım. Aslında direkt şöyle dağılım bakayım. Hiç sizle mikro yapamayacağım çünkü. Önümde... Lan Lenin neredesin oğlum? Lenin! Bir git bakayım şu Rusya neler oluyor orada. Durumlar iyi değil Lenin. Lenin. It's time for Lenin to die. Hayır kardeşim, hayır. Lenin'in oraya gitmesi gerek. Kızıldep. Keep your holding abi. United States occupied Nicaragua. Ama o değil, biz hala sivil basıyoruz. Nerede bombalıyor lan bu terbiyesizler bizi? Oğlum gidin köyünüze yavrum, manyak mısınız lan siz? Bunu da ver bakayım. Bunu da alalım. Kes geliyor birkaç güne. Oğlum yarın şuraya adamlar organizasyon bozuyor. Hadi bakalım Paris'e girince ne olacak acaba? Paris'e girdi. Şu çekleri de biraz düşürsek rahatlayacağız da. Ay 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 ay. United Kingdom Lamborghini atmış. Lan kardeş. Aa! Lan İtalya. Lan İtalya, yine bir şey başaramadın ya. Ulan dönme bari, dönek. Çabuk Kore asker düşelim abi, itecekler biz oradan. Oo, biz bunu düştük diyene kadar. Aha, Roosevelt şeyden kurtulmuş. Şu İsviçre'ye gider ayak alayım da. Aha, Verdun'un şey yap diyor. İşe gerek yok öyle şeylere kardeşim. Bunlar bu sefer kurulsun, bir bakayım şuraya. Şimdi biz Fleet in Being gibi alalım bunu. Şu refit'i de bir boş ver artık. Mecbur donanma fayta çıkmak zorunda. Oğlum ne kadar refit atmışım ya. Oo, bu böyle olmaz. Big Guns Expert. Şu bombardment bonus. Heh, bir de şunu alalım bakalım. Hadi bakayım. Donanmayı çıkardık. Bunlar cepheyi birleştirecek ya. Bir an önce Fransız'ı bitirmem gerek ya. World War çok erken çıktı yani. Bu kadar erken olmamalıydı. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak.
Aha, Balkan Savaşı da başladı. Allah! Şurada iki tane donanmalarını almışız. Çok iyi. İngilizler... Lan İtalyanları çıkarma mı atıyor? Gir kardeşim şuraya, gir bakayım. Ulan Roma'ya girmesinler ya. Şuradan kestersem çok iyi olacak ya. Yok kanka, Fransa düşmüyor ki. Çok zor düşmesi. Paris'i geri mi almış? Arkadaşlar, you know agresif. Bir takım mikrolar. Ulan Entente surrender'a tıkladık ama inşallah Holy Roman'a sıkıntı değildir. He, Entente bu, pardon. Ulan Nikola'ya bak lan, ne karizmatik. Bu World War... Birinci Dünya Savaşı'ndaki generaller harbiden çok karizmatik ha. Böyle bir ayrı bir auralar var yani. Kardeşim Brest'e koş, Brest'e. Gözünü seveyim ya. Aha kes geldi. He, onu demeseydik iyiydi. Ne oldu şimdi? Biz yine kaybettik. Lan toprak alamadık. Lan ne oluyor şimdi, ben anlamadım. Allah Allah. Şu airship bomber değil artık, kes basalım. Hatere gitti baba, ne iş? O Mahmut Şevket Paşa Balkanlarda mağlubiyet almış. Kardeşim. Pembe Hatere. Ne oluyor lan? Oğlum savaş mı? Ana. Ve Hatere İmparatorluğu kuruldu. Yani görmüş olduğunuz gibi kazandık. Toprak almadık ama yani değişik şeyler oldu. Bakın şu an Avrupa bana biat ediyor. Aa, bunların hepsi birden faction'dan çıktı. Allah Allah, ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Ananı avradını, post-war ekonomiye geçtik. Lan oğlum bir savaşı kaybettik mi? Ya bu consumer goods falan, bu ne bunlar ya? Post-war ekonomi değişemiyoruz mu? Allah Allah. Arkadaşlar yani bu nasıl kazanma, ben bilmiyorum ki. Contestado var. Neyse, en azından Haçeri aldık. Ana. Fransa'dan toprak almış falan Belçika. Ulan Arras bölgesini almış. Aa, bunlar, ha bunlar da yak yemiş abi, baksana. Bir Fransızları dövdük kardeşim ama biz de, ha savaş sonrası ekonomi sıkıntıları. Tabi savaş. Ama normalde Hoi 4'te bir savaşı kazandığımızda oyunu da kazanmış gibi hissediyoruz. Yani bu kadar debuff yemiyorduk ya, tuhafımıza gitti yani. Ama bu güzel moda harbi. Ha, keşke PC ekranına gidebilseydik. Fransız donanmasını falan alsaydım. Kardeşim Doğu Prusya'yı aldık ya. Baltıkları birleştirdik kardeşim. Bizim puppet'ımız artık onlar ya. Ulan bunlar benim puppet'ım olmuş. He. Arkadaşlar yani Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kralı olarak. Economic Reconstruction. Allah Allah. Flourishing of Persia. Çocuk gelmiş böceğe. Ahmet Şah Kajar. Yani pembesinden de olsa bir haçere de kurmadık demeyiz ha kardeşim. Dünyayla harp ettim ya. Ana Osmanlı Balkanları geri almış. Ya, yakışmaz mı? He? Yakışmaz mı? Reich Pakt. Kardeşim ya pembe haçere kurmak da herkese nasip olmaz he. Yani şunları bir yapayım bakayım, Fall Barbarossa. Aha. Reich Pakt kuruldu. Defender of the Faith ben oluyorum bugünden sonra. Ordularımızın sayısını arttırıyoruz. Çok mu arttırdık ya? Heh, böyle iyi. Şuradan bazı fokuslar var, onlara gideriz. Artar o. Neredeydi o? Military Yacht gibi bir fokus vardı. Ha şu. Savaşta olmamız gerekiyormuş onun için. Keşke alsaymışım onu ya. Üye kaydı da yaptım. Hop, o da geldi. Sen gelmen mi? Said Halim Paşa geldi. Allah Allah. Bize ne onaylanacak be kardeşim? Aha, ikinci Balkan Savaşı. Osmanlı yamuldu. Hadi bakayım. Yeni tüfek de geldi. Ulan her şeyin yenisi var. Her şeyin iyisi var. Şunlarla bir training yaptıralım. Aga. Demokrat Parti mi? Ne demek? Ne demek demokrasi? Bu ne oldu şimdi? Ya bu nasıl kalkacak aga? Bu Frankfurt Armistice. Bu da bir decision'dan kalkacaktır bu ya. Allah Allah. Aha savaşa katılacağız. Oo çok asker getirdik lan. Supply sıkıntısı çekiyoruz. Şunları şöyle çekelim. Heh, böyle daha iyi. Yani şu supply sıkıntısını çözmemiz lazım hocam. Şöyle şunları bağlayalım. Al bakayım o bölgeye. Cepheyi genişletelim. Supply düzelsin. Bizim birliğimiz çok... Kuomintang. Oğlum o kim lan Kuomintang? Ver bakayım Egres Altur. Şunu da ver bakayım. Hindenburg en iyi mareşalimiz oldu ya. Kardeşim bunlar da çağımızın şeyi de. Kamyonu şey tankı da. Ver bakayım onu da ver. Oo dur bizim şeyler vardı, onları alayım dur. Nerede bizim chestler? Bunu Rusya'ya dayayalım ya. Bir şeymiş olur şimdi. Neredesiniz beyler? Gelin bakayım şuraya. Range yetmiyor demeyin bana ha. Ulan şu Romanya'da fashion'da olsaydı ne olurdu yani. Kardeşim arkadaş şuraya hadi be kardeşim ya. Ya supply hub da diktik kardeşim. Artık bir düzelin ya. Ulan supply hub'ı bağlamamışız ki. Bunu bir seviye 1'e düşür bakayım. Ulan bir atlı birlik gitti, Allah kahretmesin. Yap onu da şöyle. Allah'ın belası şey. Şunu da yap. Yap şunları da bakayım. Ona gerek yok. Şu mortardan basalım lan. O mortar çok sağlam iş. Ya illa buraya asker mi yiyeyim yani, ne istiyorsunuz? Bu Rusya cephesinde çok kaybediyoruz ya. Oradan bir çekelim. Sağlam ekipman kaybediyoruz yani. Ana bu ne lan? Şuraya getirdik biraz asker, bakalım alacak gibiyiz. Şu Frankfurt saçmalı da sonunda gitti. Fokus gidebileceğiz artık ya.
Lan bunlarla da mı savaştayız? Allah kahretmesin ya. Herkesle savaştayız ya. Oh, burada da bir patlattık. Hadi bakalım. Şu low countries'ler, onlara da bir improve atıp da iş görelim ya. O hanımefendi, nasılsınız hanımefendi? Maria Hanım. Sizi krallığımızın bir parçası yapmak isteriz. Pardon, imparatorluğumuzun. Vur bakayım oraya. Şu Beograd'ı da bir düşürelim abi. Al bak. Lan Destroyer'a gidecektik. Yanlış ettik. Darbiye düştü. Hadi bakayım kardeşim. Şunu da bir düşüreyim. Bak şu birlik orada boş boş oturacağına şuraya girse. Ulan Montenegro da düştü. Kim kaldı? Yunan mı? Yunan'a şöyle çok hızlısından iki tane havalimanı. Altyapılar da bağladık. Tamam. Tabii Sayın Macaristan. Ulan 37 bin kayıp verdirmişsiniz bana ya. Reichsbacht'ın bir parçası olmuş Sayın Hollandalılar. Tabii ki. Hop hadi bakayım. Siz gelin bakayım bir şuraya. Bak 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 bak. Hemen garanti atmışlar hemen. Ya var ya arkadaş. Arkamızı dönemiyoruz 2 dakika. Ulan nerede savaşıyorduk ha? Koyduk lan eti, hadi bakayım. Gir ulan şu Atina'ya. Yeter artık. Otto von Bellow 8 atak olmuş ya. Bak buraya çıkamayız işte. Düşmesi gerek. Donanma getirmem gerek. Ama bizde donanma üstünlüğü var lan galiba. Dur bakalım şuraları bir alayım. O artilleri açı hiç kapanmıyor. Daha da artıyor. Düştü mü lan, ne oldu? Mecbur donanmaya getireceğiz. Ya da dur şuradan 2 dakika bir çıkarma çizeyim. Çıkarma limitimiz 2. Bak şimdi onu nasıl bypass diyorum hemen. Artık 2 falan değil. Şimdi Restore Burgundy nerede? Gelmemiş hani. Decision açılacaktı. Ben şu donanmayı bir getireyim ya. Mecburuz yani. Bunlar donanma üstünlüğü alamayacak çünkü belli. Şimdi. Sen şuraları al bakayım. Ulan puppet yapamıyoruz. Çok saçma. Ben de almak istemiyor. Ha, tamam lan. Şöyle sizin fabrikalara da konayım arkadaşlar. Eyvallah eyvallah. Kaynaklara da konayım arkadaşlar. Yabancı değiliz. O kromyum severiz. Arkadaşlar donanmaya da konayım. Yabancı değiliz. Tamam. Şunu sil bakayım. Ulan senin canını okurum lan. Donanma şuraya gelsin bakayım. Şuraya. Donanmayı şuraya getirelim de anlık üstünlükle çıkıp gideceğiz ya. Hadi bakayım kardeşim. Yolcu yolunda gerek. Çaktık bir dekleri var. Hadi bakayım. Arkadaşlar madem boş değil, Allah kazanızı mübarek etsin. Hadi bakayım. Lan yeter artık. Daha kaç tane raid atacaksınız? Oo, donanma bir battle'a girdi valla. Kesiyor muyuz? Kesiyoruz. Hatta bak daha da keseceğim şimdi. Nasıl defeat lan? Onu göstermedi galiba. Çıktık mı arkadaşlar? Oğlum boş tayıl lan bunlar. Beni limana çıkarttırdıysan var ya İngiliz, gerçekten helal olsun sana. Evet arkadaşlar. Ana Fransızlar ölmüş. Ana kusar Roma adına. Ana yamulmuşlar lan. Baba sen ölmüş. Baba ölmüş lan. Üf. Ashton, look at that. The English Navy never take lessons. Oğlum kalk yavrum, konvoy raid atıyorlar. Sen de raid at. Boş ver tamiri mamiri. Yürüyün lan Londra'ya. Londra düştü. Fransa da düştü. Hadi bakayım. Takviye birlik. Atların hızı 6,4. Çok iyi. Dünyayı da yamulttuğumuza göre kıymetli kardeşlerim. Bir de bir Rus seferi yapayım sizin için. Tabi. Rus seferi yapmadan olmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz Rusları dövmek bizde atasporu. Donanmanın parçalanması da hiç önemli değil. Hiç kafaya takmayın. Oo, burada bir fight'a girmişiz bakalım. Onlar da alıyor, biz de alıyoruz. Onlar daha çok aldı da bizim donanma yaralı olmasaydı biz bu kadar almazdık ya. Yani bu victory de bana göre pek victory değil açıkçası yani. Donanmayı en başından beri yapabilseydim positioning debuff'ı ya biraz yedim. Keşke onu değil de bunu alsaydım ya. Gerçi bu sefer de o kadar screen atak vuramazdım. Torpido bastım. Bir şey olmaz iyi yaptım. Yani bakmayın ben şu an ukalalık yapıyorum. Aslında donanmasını çok rahat aldım da. Amacım hiç damage yemeden almak değil oğlum, sen de yani şey yapma artık yani. Çok affedersin, bokunu çıkarma yani. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Bir de burada supply sıkıntısı var. Bu modda o mevzu çok var. Normalde mesela Vanilla'da anakarada, İngiliz anakarasında şey yemezsiniz. Ama burada donanmayla supply götürmek çok sıkıntı. Convoy raid, convoy escort, her türlü şey atmama rağmen görmüş olduğunuz gibi yiyorum. İngilizlerin donanma GG mi? Yaşıyor öyle. Hatta birlikler nerede? Arkadaşlar Glasgow koşusu yapalım lütfen. Sturburgundy yaptım, hadi bakayım. Oo, burada da almışız donanmayı. Sweden'a hiç karışmayacağım abi. Şakadır. Ah ulan biraz daha erken girseydim onu da alırdım ha. Evet. Şimdi bu kıymetli dostumuz, o ne eksik ya? Konvoy mu? Ulan bunlar bizim ne kadar konvoyu batırdı böyle. Bu noktadan sonra donanma basmamızın anlamı yok. Konvoy basalım. Dünyanın tüm donanmasına sahip olduğum için teşekkürler, teşekkürler. Ulan ne diye düşünüyorum var ya. Peki umurumda mı? Hiç de değil. Nerede olan bizim uçaklar? Hadi oğlum lan. Hadi bakayım. Ulan savaş menüsü bug'a girdi ya. Açamıyorum ki. Menüye dön gel yapmamız gerekecek. Bir ufak yapıp geleyim ona hemen. Oyunu başlattık, hadi bakayım. Roam Act. Şunu da yapalım da ben power alalım. Hadi bakayım. Şimdi Denmark'a şuraya verelim.
Geri kalanını puppet yapalım. Donanma büçe yani. Kimle savaştayım? East Afrika. Hemen oraya bir adam gönderiyorum. Tüfek açığı kapanmıyor bir türlü ya. Allah'ım yarabbim. Şimdi şu bizim Rusya diye adlandırdığımız birliği de şuraya yavaştan getirelim. Bize bu bölgeleri vermesi gerek. Vermiyor beyefendi. Madem vermezsin, ulan geliyorum lan, bekle. Bekle ulan seni terbiyesiz. Burgundy krallığını da kurmuş olduk. Çok iyi. Şimdi şuraya biraz havalimanları basalım. Tamam, onun ne supply sıkıntısı çektik öyle orada. Hadi bakayım, ona da gittik. Şuradan milleri de alalım. Ne oldu, bana ambargo attın, şimdi faction'a mı gelmek istiyorsun? Yok öyle ya, ama seni yiyeceğiz. Ver ulan Lombardi'yi. Baba haçeri kuracak. Hadi bakayım, Vargul geldi. Ya Hakkı. Yara yara ilerliyoruz ya. Şu kesin gözünü seveyim be kardeşim. Buraya birlik koymamışız. Neyse, bir şey olmaz. Evet, siz oraya gidin. Ben şurada biraz daha bir mikro yapayım. East Afrika'da bugün yarın düşer. Şuraya biraz fighter koyalım lan. Sadece kes koymuşuz, işe yaramıyor. Petrol nasıl bitiyor ya? Kanada. Anadolu'da 115 petrol mü var? Ne? Evet, İtalya'nın da. Hatta select all. Donanmayı da alalım canım. Sen boş ver şimdi resource slotu. Gider ayak şu Rusya'yı da bir yiyeyim bari. Millet demesin abi, Rusya'yı yemedin. Aslında Rusya'ya gerek de yok. Haçeri için Rusya'ya gerek yok da. Laf söz çıkmasın kardeşim. El alem alışverişte görsün bizi. Şu saçmalığı da alalım. Tamam. Şu tüfek açına bak ya. Ostasyen diye bir şey kuracağız. Hadi bakalım. Romakt. Yapacağız, onu da yapacağız. Kardeşim, Kıbrıs'ı kurduk. Kıbrıs'la Jerusalem İmparatorluğunu kuracağız. Ve Jerusalem'i alacağız. Papa'yı getirdik kardeşim. Papa Benediktus. Şimdi kardeşim, sen geliyor oraya. Sen geliyor oraya. Sen geliyor oraya. Sen de geliyor oraya kardeş. Sen Hindenburg. Gober dediğimiz. Dur şunu şey yapmayı unuttuk. Şimdi şuradan bir de hava koyuyoruz kardeşim. Ne oldu ya? O neydi ya? Var ekonomiye bile geçemiyorum ya. O kadar ki zayıfsınız ya. Ne yapacağız biz sizin bu zayıflığınızla ya? Gel bakayım, vur sen de şuraya. Estonya mı? Dur. Onu bizim çocuğa verelim ya. Geliyoruz Petrograd, bekleyin bizi. Ana, Osmanlıları yatı götürdü aradan, baksana. Lan collaboration atabiliyoruz mu? Atamıyoruz ya. Bu çok kötü işte, keşke atabilsek. Moskova başkenti oldu çünkü Petrograd düştü. Atlı birlikleri alalım oradan. Getir kardeşim o atlı birlikleri buraya. Gitti, ver bakayım şuradan. Hadi bakayım. Fabrika hiç araştırmamışım lan. Ne geldi, yeni fighter. Dur şu kesleri ayırayım ya. Her sefer böyle nerede uğraşayım ben? Ben sadece hava takasına bakayım. Nasıl June Revolution, öyle bir şey yok. Oğlum Lenin. Lan bak, zamanında gelmiyorsun ha. Öyle bir şey yok. Hayır, öyle bir şey yok. Teklif dahi edilemez. Kardeşim, böylelikle dünyayı Slavların da... Ne bu? Georgia mı? Kıymetli kardeşlerim. Tren nerede biliyor musunuz? Bir tahmin edin. Kardeşim, Kutsal Roma İmparatorluğu için çok kutsal olan bir yerde sıra. Hadi bakayım yallah. Buradan itmemizi beklemiyordum zaten pek. Burada çok iyi defans yapacağı belliydi. Bak, kesi koydum, hemen oraya yeşillendi. İşte hava böyle bir şey. Ulan buraya adam koymayı unuttuk. Allah. Ulan mortar kaç kavulmuş öyle. Biz niye böyle bir şey yapmadık ki? Şuradan şöyle bir çıkarma. Dur. Bir bakayım. Contrapits'i alalım şuraya. Başarım aldık. Orient Express. Vay be, bu moda özel bu arada. Ödüller. Çok iyi. Konstantiniye düşmüş. Bravo. Konstantiniye düştüyse eğer buna gerek yok artık. Yani yapsak daha hızlı Anadolu'yu alabilirdik ama boşver. Şu alt tarafı unutmasaydık keşke. Oradan da birlik götürürdük. Daha rahat iterdik. Jerusalem'e çok hızlı girerdik. Onu unutmuşuz. Onu da şöyle yapalım. Bu atlı birlikler buradan asla bir işe yaramıyor. Şuraya çekelim. Birliklerin içi çok boşalmış ya. Geldim atlı birlikler. Hadi bakayım. Ha, keşke onları motorizeyle de kullansaydık ya. Motorize bassaydım daha iyi olurdu onun yerine. 12 hızla. Birliklerin içi dolsun diye diğerlerini sildim ya. Şu 4-24'lük birlik bize yeter. Abi Anadolu çöl ya. Hiç yatırım yapılmamış ki. Baksana aga. Allah Allah. Düş lan da. Oh. Yani da tamamlansın da 70 gün, hadi bakayım. Kardeşim, Arapları da terbiye ettikten sonra Osmanlı'ya ayaklanmaları konusunda. Evet, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun gerçek ne vatandaşları burada Kingdom of Jerusalem'i de kurmuş. Kutsal toprakların hepsini himayemizde barındırmış. Ve dünyaya hükmeden yegane güç olarak bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Efendim, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Grid War Redux modülü ile ilgili eğer başka böyle keyifli ülke varsa bilmiyorum. Onu da yazın mutlaka yoruma. Onu da videosunu çekerim. Hızlı bitirdik, o yüzden tek bölüm olacak bu. Dediğim gibi seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın efendim. Teşekkür ederim.